Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerden gelen talep üzerine artık ileri seviye videolarda çekmenin faydalı olacağını düşündüm. Gramer konularının zorluğu arttıkça arkadaşlar veya gramer konularının sayısı arttıkça arkadaşlar bu okuma parçalarında zorluk derecesi artacaktır. Hadi başlayalım. Co-education, a high price to pay. Co-education, karma eğitim demektir. Ödenmesi gereken yüksek bedel. Co-education used to be considered equally beneficial for both boys and girls until recent research. Karma eğitim düşünülürdü. Eşit olarak faydalı düşünülürdü. For both boys, hem erkekler için hem de kızlar için. Ta ki son araştırmaya kadar. The dangers of single-sex education for boys were often stated and there was an assumption that girls benefited from co-education in the same way. Tek cinsiyet eğitiminin tehlikeleri erkekler için sıklıkla belirtilirdi ve bir kabul vardı. Burada assumption kabul demektir arkadaşlar. Ki kızlar faydalandı. Neyden? Karma eğitimle aynı şekilde. However, recent research tells us that this assumption is wrong. Fakat her nasılsa son çalışma, son araştırma bize belirtmektedir ki, anlatmaktadır ki bu kabul yanlıştır. Girls studying in co-educational schools can, it seems, pay a high price in diminished career ambitions, poor self-confidence, and underachievement in academically difficult subjects such as science and mathematics. Bu karma eğitim okullarında okuyan kızlar, virgül içerisinde görülmektedir ki, pay a high price, yüksek bedel ödemektedir. In diminished career ambitions. Azaltılmış, burada diminished azaltılmış, küçültülmüş anlamında kullanılıyor. Azaltılmış kariyer heveslerinde, ambitions da heves, azim anlamına gelmektedir. Poor self-confidence, yani zayıf kendine güven konusunda, and underachievement in academically difficult subjects. Akademik olarak zor konularda, such as bilim ve matematik gibi akademik olarak zor konularda düşük başarıyla bu saydığı konularda arkadaşlar yüksek bedel ödemekteymiş kızlar. Girls' schools are working hard to compete with the independent boys' schools that are currently increasing their intake of female students. Kızların okulları sıkı çalışmaktadır. Mücadele etmek için, yapmak için. Kimle? Bağımsız erkeklerin okullarıyla. Ki bu okullar güncel olarak arttırmaktadır, arttırıyor onların kız öğrenci alımlarını. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar cümleler uzamaya başladı ileri seviyede ve aynı zamanda değişik kelimeler öğrenmeye başladık. Yani ileri seviye kelimeler dediğimiz kelimeleri öğrenmeye başladık. Marlborough, the pioneer, has increased its number of girls and begun admitting them at 13. Marlborough, ki öncüdür, has increased, yani arttırdı kızların sayısını ve onları 13 yaşında kabul etmeye başladı. The battle for girl pupils is growing fiercer all the time. Kız öğrenciler için savaş, mücadele daha ciddi bir şekilde, şiddetli bir şekilde, burada fiercer, şiddetli, daha şiddetli bir şekilde demek, all the time, her zaman. Artmaktaymış. Bu şiddetli bir şekilde artmaktaymış. Averill Burgess had
teacher of South Hempstead High School, believes parents need to consider the effect of mixed classroom learning on reinforcing gender stereotypes. Averell Burgess, ki South Hempstead Lisesi'nin kıdemli öğretmenidir. Head teacher burada kıdemli öğretmen. Bazen okul müdürü yerine de kullanılabiliyor arkadaşlar. Burada kıdemli öğretmeni diyor. İnanmaktadır ki parents need to consider, yani ebeveynler, anne babalar göz önünde bulundurmalılar the effect of mixed classroom, yani karma sınıf öğrenmesinin etkisini göz önünde bulundurmalılar on reinforcing gender stereotypes, kuvvetlendirme konusunda neyi? Cinsiyet kalıplarını. Bu stereotypes kalıplar anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Yani kalıp yargılarını, cinsiyet kalıp yargılarını kuvvetlendirme konusunda, kuvvetlendirmeyi öğrenme konusunda karma sınıf etkisini göz önünde bulundurmalılar şeklinde bir beyanda bulunuyor arkadaşlar. She believes that in the halfway house type of co-education favored by independent boys' schools, men become macho and girls are forced to be silent and passive. O inanmaktadır ki halfway house dediği arkadaşlar sosyal rehabilitasyon merkezi bu tipte karma eğitim favored by independent boys schools bağımsız erkek okulları tarafından beğenilen, tercih edilen sosyal rehabilitasyon merkezi tarzı karma eğitim de eğitimde men become macho, erkekler macho olmaktadır. Yani böyle hani kro deriz ya, o tarzda macho olmaktadır. Yani baskın olmaktadır. Baskın olmaktadır. Aynı zamanda kazak olmaktadır. Yani biraz daha ön plana çıktığını vurgulamak istiyor burada. Ama bazen kro olarak da kullanılıyor. Yani bu anlamı da taşımaktadır açıkçası. Ve kızlar girls are forced to be silent and passive. Kızlar sessiz kalmaya ve pasif kalmaya zorlanmaktadır. This is inevitable, she says, when the school is still run by the male-dominated senior teachers with little insight into gender education issues. Bu kaçınılmazdır, o bu şekilde belirtmektedir. When the school is still run by the male-dominated senior teachers. Yani okul hala erkek dominant, erkek baskın, kıdemli öğretmenler tarafından işletilince, yani yönetilince, onların çalıştığı düşünülünce ki bu öğretmenler, senior teachers with little insight, az bir anlayışla neye karşı? Into gender education issues. Yani cinsiyet eğitimi konularında, meselelerinde az bir anlayışla çalışan öğretmenlerden bahsediyor. She points to a study by Professor Hoyle of London University showing how boys were allowed to jump the queue to gain access to limited computer facilities. O bir çalışmaya, ki bu çalışma Professor Hoyle of London University, yani Londra Üniversitesi'ndeki Professor Hoyle tarafından yapılmış olan çalışmaya işaret etmektedir. Ki bu çalışma da göstermektedir ki erkeklerin nasıl izin verildiğini, ne için izin verildiğini, to jump the queue, yani sıraya kaynak olduklarını, bir sıra var, o sıraya kaynak, aradan girdiklerini anlatıyormuş. To gain access, ne için bu sıraymış arkadaşlar? Ulaşım için, neye? To limited computer facilities, sınırlı bilgisayar tesislerine, yani bilgisayar tesislerine, bilgisayar kolaylıklarına arkadaşlar, kolaylık tesislerine yapılan sıralara nasıl kaynak olduklarını, izin verildiklerini anlatıyormuş. As a result, girls' choice of computing career suffers. Sonuç olarak kızların seçimi, bilgisayar kariyerleri konusunda bir kızların seçimi zarar görmektedir. Since the mid-1980s,
when both men's and women's colleges started to admit members of the opposite sex, 16.1% of men have gained firsts, while only 9.8% of women won firsts. 1980'li yılların ortalarından beri when both men's and women's colleges, yani hem erkeklerin hem de kadınların kolejleri, üniversiteleri started to admit, kabul etmeye başladığı zaman members of the opposite sex, yani zıt cinsiyetlerin üyelerini de kabul etmeye başladıkları zaman 16.1% of men, yani erkeklerin %16.1'i have gained first, ilkleri yani birincilikleri elde ettiler. While only 9.8% of women won first. Bunun aksine, yani bunun yanında kadınların %9.8'i sadece birincilikleri kazanıyorken erkeklerin de %16.1'i birincilikleri kazanmış arkadaşlar. Averill Burgess argues, maybe the girls fall too readily into the sock washing and meal providing mode for the benefit of male colleagues and to the detriment of their work. Averill Burgess tartışmaktadır ki, ileri sürmektedir ki, belki kızlar, fall burada eğilimli olmak demektir arkadaşlar, eğilimli olmaktadır. Too readily, yani daha hazır bir şekilde, hemen kabul edecek şekilde eğilimli olmaktadır. Into the sock washing, yani çorap yıkama ve yemek dağıtımı konusunda, yemek dağıtımı modu konusunda daha eğilimli olurlar. For the benefit of male colleagues, yani erkek meslektaşlarının veya arkadaşlarının faydasına olacak bir şekilde ve kendilerinin zararına olacak şekilde daha eğilimlidirler diyor. At least a single sex institution offers the freedom not to behave as a woman. En azından tek cinsiyetli bir kurum önermektedir, özgürlük önermektedir. Not to behave, davranmamak konusunda, bir kadın gibi davranmamak konusunda özgürlük önermektedir. No one is suggesting that boys should be restricted to single-sex education. Co-education is here to stay. Hiç kimse şunu önermemektedir ki erkekler tek cinsiyet eğitimiyle sınırlandırılmalı. Yani kimse bunu, erkeklerin tek cinsiyet eğitimiyle sınırlandırılmasını önermemektedir. Co-education is here to stay. Yani karma eğitim burada kalmalı. However, boys' schools with a minority of girls should take care to protect them from social domination by the boys. Fakat kızların azınlıkta olduğu erkeklerin okulları şuna dikkat etmelidir diyor. To protect them, yani kızları korumalıdır. Onların sosyal baskılarından, dominantlığından, onların sosyal hükmünden by the boys, erkeklerin sosyal hükmünden onları, baskınlığından onları korumalıdır diyor. Parents should consider a single-sex school as a first option for their daughters, even if they choose co-education for their sons. Aileler kızları için tek cinsiyet eğitimi veren okulları, tek cinsiyetli okulları ilk tercih olarak düşünmeliler, göz önünde bulundurmalılar. Even if they choose co-education for their sons. Erkekleri için, yani erkek çocukları için
karma eğitimi seçiyor olsalar bile kızlar için tek cinsiyet eğitimini göz önünde bulundurmalıdır. Maybe the implicit contradiction in that statement will only be resolved when girls' schools admit boys on gender-aware terms. Belki de ima edilen, yani üstü örtülü demektir, implicit ima edilen, üstü örtülü olan tezatlık, contradiction tezatlık demektir. Bu ifadedeki üstü örtülü tezatlık will only be resolved, sadece çözülecek when girls' schools, kızların okulları admit boys, erkekleri kabul ettiği zaman on gender-aware terms, yani cinsiyet farkındalığı olan koşullarda erkekleri kabul ettikleri zaman. Evet arkadaşlar, burada açıklama olarak okumayı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi açıklama olmadan okuduklarınızı pekiştirme anlamında, ne kadar anladığınızı tespit etme anlamında açıklama olmadan bir defa okuma yapacağız. Hadi başlayalım. Co-education, a high price to pay. Co-education used to be considered equally beneficial for both boys and girls until recent research. The dangers of single-sex education for boys were often stated, and there was an assumption that girls benefited from co-education in the same way. However, recent research tells us that this assumption is wrong. Girls studying in co-educational schools can, it seems, pay a high price in diminished career ambitions. Poor self-confidence and underachievement in academically difficult subjects such as science and mathematics. Girls' schools are working hard to compete with the independent boys' schools that are currently increasing their intake of female students. Marlboro, the pioneer, has increased its number of girls and begun admitting them at 13. The battle for girl pupils is growing fiercer all the time. Averill Burgess, head teacher of South Hampstead High School, believes parents need to consider the effect of mixed classroom learning on reinforcing gender stereotypes. She believes that in the halfway house type of co-education favored by independent boys' schools, men become macho and girls are forced to be silent and passive. This is inevitable, she says, when the school is still run by the male-dominated senior teachers with little insight into gender education issues. She points to a study by Professor Hyle of London University showing how boys were allowed to jump the queue to gain access to limited computer facilities. As a result, girls' choice of computing career suffers since the mid-1980s, when both men's and women's colleges started to admit members of the opposite sex. 16.1% of men have gained firsts, while only 9.8% of women won firsts. Averill Burgess argues maybe the girls fall too readily into the sock washing and meal providing mode for the benefit of male colleges and to the detriment of their work. At least a single-sex institution offers the freedom not to behave as a woman. No one is suggesting that boys should be restricted to single-sex education. Co-education is here to stay. However, boys' schools with a minority of girls should take care to protect them from social domination by the boys. Parents should consider a single-sex school as a first option for their daughters, even if they choose co-education for their sons. Maybe the implicit contradiction in that statement will only be resolved when girls' schools admit boys on gender-aware terms. Evet arkadaşlar, burada parçamızı açıklamasız da okumayı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, okuma metnimiz
birçok bilinmeyen üst düzey kelimelere sahip ve bununla birlikte fazlasıyla ileri seviyede gramer konularına sahip arkadaşlar. Bunların detaylarını zamanla gramer derslerimizde göreceğiz. Kelime bilginizi zamanla ben zaten açıkladıkça, daha fazla bu kelimelere maruz kaldıkça arkadaşlar bunları daha fazlasıyla öğreteceğim. Bununla birlikte zaten sizlere kelime dersleri de hazırlıyorum arkadaşlar. Bu kelime derslerinde, videolarında arkadaşlar sürekli tekrar ederek bunları pekiştirme, öğrenme imkanına sahip olabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.